Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Biyoloğun kuş evine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Böyle anne oğlu yan yana görüyorsunuz boyut farklarını. Bilmeyenin üvey annesi ve üvey oğlu. Biyolojik olarak hiçbir bağları olmamasına rağmen ama bakıcı olarak kullandığımız, bunları biliyorsunuz, çocuğumuzların yumurtasını, kuşların bakıcılarının altına küçük kuşların yumurtaları da bunun altına. Sen erkek yavrumuz yeme düşmüş. Bu videonun yavru toplama videosu olacak sevgili dostlar. Şimdi sırayla teker teker yuvalarımızı açalım. Yeme düşen yavrularımız varsa onları ana kucağına alalım mutlaka. Hadi bakalım. Şimdi gelelim buraya. Bir kere şunu bir alalım. Şu yavrumuzu. Arkadaşlar bu arada yavrular satılık, bilginiz olsun. Şöyle çok güzel bir gri kanatımız var. Şöyle göstereyim. Erkek. 2023'ün dişli. Hoppa. Şöyle o tüy yapısı falan gayet güzel. Gayet yakışıklı bir kuşumuz. Şimdi onu şöyle ana kucağına doğru götürelim. Şöyle atalım. Git bakayım. Bir. Evet. Gelelim bu tarafa tekrar. Bakın burada başka yeme düşen var mı? Şunu bir kontrol edelim. Şu diğeri küçük. Arkadaşlar bu da tamamdır. Bakın kanat altı tüyleri kurumuş. Yani açmış komple. Popo tüylerinde tamamlamış. Hop, şöyle gösterelim. Bu da opal sırt deseni, gri kanat. Rainbow'dan gelme. Hop, düştü. Az önceki kuşumuz uçtu. Bu daha ufak, buna daha var arkadaşlar. Bu arada çiftleşme, dün çiftleştiğini gördüm. Yumurta gelecek. Bu yumurtalarını bakıcılara baktıracağım ama bunları dinlendireceğim. Geldik buraya. Bakalım, şöyle bir takımımız var. 5 tane yavrusu var altında. Dur, atlama takımı var. Şimdi şöyle. Evet, bir tane herhalde var. Evet, çok güzel arkadaşlar, renk tonlarını görüyorsunuz. Cinsiyeti erkek, bir çekoslovak yavru. Çok da güzel, maşallah. Maşallah, bir yapısı olsun, desenleri olsun, gayet güzel. Uçuyor da, uçmasında da herhangi bir sorun yok. Sağlıklı tutacağız zaten. Evet, şurada bir tane spanya vardı. Bu spanyaya bir bakalım. Bunun kanal altında durumda. Bunun da bir iki günü daha var arkadaşlar. Bu dursun. Şuna bakalım. Bunların daha var. Bak, var var var. Sizin daha var. Evet, geldik buraya. Burada yok bildiğim kadarıyla. Burada da yok. Burada var mı? Şöyle bir bakalım. Ya bunlar da küçük. Burada var mı? Ya bunlar da küçük. Burada zaten ufaklar. Burada lastiklerimiz var. Burada var. Burada olduğunu nereden görüyoruz? Buyurun. Bir, iki ve babanın yanında üç. Erkek, dişi. Şimdi erkeğe benziyor olabilir ama arkadaşlar benim tahminim dişi. Evet, gelelim. Şöyle gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. Şöyle lila renkli, gri kanatlı bir dişimiz. Şöyle göstereyim. Çok güzel, maşallah. Maşallah. Allah yine uçtu. Bu da uçtu. Neyse yakalarız onu. Hop. Gel, yine aynı yere geldi. Gel bakayım kızım. Gel bakayım. Şöyle koyalım. Tekrar bir hatırlatmakta fayda var. Kuşlarımız 2023 Türkiye Kafes Kuşları Federasyonu'na bağlı kendi bileziğimiz olan kuşlardır. Pardon, onu koyduk. Sen gel bakayım. Bir tane erkek var arkadaşlar şöyle.
Yakışıklı bir erkek. Bu gidecek ama. Bu alındı. Bana bırakıldığı için bu benim beğendiğim renklerden. Şöyle koyalım. Kaç etti? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yavru topladık. Buradan da 2 tane daha toplayacağız herhalde, öyle gözüküyor. Gel bakayım sen. Evet. Şöyle bir yavrumuz. Dişi yavrumuz. Git bakalım. Evet. Git 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 git. Sen ne yapıyorsun orada? Babanın yanında. Saklanmışsın oraya. Gel bakayım. Hoppa. Evet, bu da hamsi kanat. Erkek. Hoppa. Uç 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 uç. Nereye uçacağım bakalım? Nereye uçacağım? Uç. Uç, nereye uçacağım? Nereye uçacağım? Düştü. Evet, bu yavrumuzu da yakaladık. Bunu da yerine koyalım. Git bakayım. Git bakayım. Git. Ha? Aferin. Evet, geldik buraya. Burada şov yavrularımız vardı bizim. Ama bunlar küçük daha ya. Küçük küçük. Buradakilerin hepsi küçük. Evet, şuradakiler de bakayım. Bunlar da küçük ama burada büyüklerimiz var. Babanın yanında. İki tane, bir dişi. Bir erkek rainbow. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle renk kollarının, renk kesimlerine dikkat edin. Evet. Bu dişimiz. Bu ne oğlum? Oh, ısır ısır. Dişisin ya. Bu muhabbet kuşlarında dişiler çok ısırıyor arkadaş. Evet, geldik. Bu erkeğin duruşu güzel. Evet. Evet. Bu da erkek. Bu ne olur? Bak, kafa tüyleri yerine gelmiş. Annesi yoğmuştu kafa tüylerini. Bu sefer gelmiş. Diğer yavrumuza bakalım. Bir tane daha yavru var burada. Sen ne durumdasın? Bu çünkü satmıştık. Bu sanırım gider. Ama yine de biraz beklesin. Cesiyetine çok güzel erkek. Burada ya, burada Texas yavrumuz duruyor. Onu yerine koyalım. Şimdi kaç tane kuş topladık? Burada 4 tane kuş vardı. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane arkadaşlar yavru topladık. Şimdi bu ana kucağı, burada hep yemler yerde olur arkadaşlar. Yemlik falan olmaz. Bunun sebebi de şu, kuşlar yeni yeme biçtiği zaman yeni bulmakta zorlanabilirler. Önlerinde yerde yem olması kuşlar için büyük artıdır. Daha kolay yeme düşerler. Bu süreçte kızıl dalları da verebilirsiniz. Biz birazdan vereceğiz kızıl dalları. Kızıl dallarının da tohumları küçük olduğu için kırmaları kolay olur. Bir de protein değeri açısından normal, dırıdan biraz daha fazladır miktarı. O yüzden size kuşların yem kırmasında ve hızlı gelişiminde size fayda sağlayacaktır. Evet, videomuzun sonuna geldik. Güneşli, sıcak bir yüzeden bütün Türk yurtlarına selam olsun. Allah'a emanet olun.